Evet, şimdi yukarı Toki'ye doğru çıkıyoruz. Şöyle sizlere bir panoramik olarak yukarı Toki'yi göstereceğiz. Daha sonra da aşağı Toki'ye geçip aşağı Toki hakkında biraz daha detaylı bilgi vereceğiz. Tabi adından da anlaşılacağı gibi yukarı Toki deyince biraz yokuş çıkıyoruz. Hani hep genelde milletin gözü korkuyor yukarı Toki deyince, özellikle kışın kardan dolayı. Karın çok yağdığı zamanlar biraz sıkıntılı olduğu dönemler oluyor. Fakat hani bu da gün sayısı olarak çok azdır. Birkaç gün sadece sıkıntı oluyor. Çok kar yağdığı günlerde de zaten genelde kar tatili veriliyor. Evden pek dışarı çıkılmıyor o günler. Evet, şu an karşıda mesela bir tane okulumuz var. Hemen önüne doğru gidiyoruz. Evet, hemen yukarı Toki'nin girişinde Sezai Karakoç Ortaokulu var. Şu an yukarı Toki'nin en merkez caddesindeyiz. Hani Ahmet, biliyorsun ki buralar deprem Tokisi olarak yapıldı. Ve hepsi aynı anda yapılınca burada çok sayıda ev oldu ama kiracı bulunamadı ilk etapta. Öyle olunca eskiden doğalgaz da yoktu burada. Şimdi ev sahipleri bu sefer oturmadıkları evlere kalefer parası ödemek zorunda kaldılar. Öyle olunca da bu sefer şöyle bir düşünce ortaya çıktı. Ya bir kiracı bulayım da yeter ki içine girsin, aidatını ödesin, yakıtını ödesin, ben kira falan istemiyorum muhabbeti çıktı. Şimdi durum öyle olunca o dönemlerde işte burada evler bedavaya kiraya verildi. Ama tabii ki zamanla ne oldu? Bu evler dolmaya başladı. Tabii ki evler doldukça yavaş yavaş işte 100 lira, 150 lira gibi kiralar oluştu. Şu an doluluk oranı hemen hemen artık %90'ın üzerinde. Artık kiralar minimum şu an 300 lira, ortalama da 500 liraya kadar çıktı yukarı Toki'de. Burada olan birkaç okulun önünden geçelim şimdi. İleride Tevfik ileri. Aynen. İmam Hatip Lisesi var. Erkek değil mi? Erkek burası. Hı-hı. O okul Tevfik ileri Anadolu İmam Hatip Lisesi. Buradan dönelim abi istersen. Tamam. Evet, şu an sağ tarafımızda hemen Sen Pazarı var. Hemen şu, evet, görüyorsunuz. Bugün de pazar kurulmuş. Aynen, tam da açık olduğu zamana denk gelmişiz. Burada bir okul var. Yukarı Toki'de toplamda 4 tane mi okul vardı Ahmet? Yukarı Toki'de sanırım 5 tane. Bir lise var, bir tane lise var değil mi? Evet. Tevfik İleri, evet. İmam Hatip Lisesi, erkek o da. Evet. Selçuklu Ortaokulu. Birazdan evet, Sezai Karakoç var. Evet, ileride de Adnan Menderes var. Evet, beşincisi hangisi? Bir tane de ilkokul var. Ha, bir de ilkokul var. Evet. Hmm. Adnan Menderes var. İki tane yan yana burada okul var. Selçuklu ve Adnan Menderes. Tayin dönemlerinde ev bulmak biraz daha tabii ki zor oluyor. Çünkü bazen boş ev kalmıyor. Ama normal zamanlarda yukarı Toki'de mutlaka ev oluyor. Aşağı Toki'de ev bulmak biraz daha sıkıntılı. Çünkü genelde insanlar aşağı Toki olsun ve güney cephe olsun dediği için o konuda biraz zorlanıyorlar tabii ki. Yukarı Toki'de o zaman bizim 5 tane okulumuz var. Sağlık Ocağı var, Sem Pazarı var, marketler var. Vim A101 burada yok galiba değil mi? A101 yok. Burada Vim AVM var. Vim var, evet. Evet, Vim AVM var. Van'ın V'si. Evet. Vim değil. Yani şimdi yukarı Toki tayini çıkan arkadaşlar hemen okulun yanından kolaylıkla ev bulma imkanı var. Yani servis ücreti, servis masrafı. Tabii hiçbir olmaz o zaman. Evet. Hem de zaman kaybı da olmaz. Şimdi yukarı Toki'den aşağı Toki'ye doğru gidiyoruz. Yukarı Toki'yi böyle panoramik olarak çok vakit almadan göstermeye çalıştık. Herkesin daha fazla oturmak istediği, daha popüler olan aşağı Toki. Sence de öyle mi abi? Daha popüler olmayı hak ediyor mu? Aynen hak ediyor. Yani sahile daha yakın olmasından dolayı tabii ki bir tercih sebebi. Ama bir yukarı Toki manzarası da yok ya orada. Tabii.
Arkadaşlar şu an Erciş Aşağı Toki'deyiz. Sahil şeridini zaten gezmiştik. Şimdi Aşağı Toki'yi anlatacağız biraz. Abi burada kiralar bir iki yıl içinde çok fazla arttı. Ya bu kiraların artmasının sebebi Erciş'teki sahilin aslında artık bir daha güzel hale gelmesinden kaynaklı oldu. Özellikle de Aşağı Toki'de Güney Cephe. Hello. Gonca hocam da geldi. Hocam hoş geldin. Hoş bulduk. Bizim videoya dahil oldum ben de ama. Olsun. Gonca hocamız da 7. yılın mıydı hocam? Evet, 7 yıldır buradayım. 7 yıldır Erciş'te öğretmenlik yapıyor. Kısaca tanıt hocam kendini. Neden 7 yıldır buradasın? İngilizce öğretmeniyim burada. Okulum çok iyi. Buranın en iyi okullarından birindeyim. Artık bundan sonra hani İzmir, Eskişehir gibi bir yer beklediğim için 7 senedir buradayım. Burada da mutluyuz. Güzel. Buradan sonra anca İzmir'e gidilir diyor. Aynen. Tavsiyen var mı yeni gelecek olanlara? Yani bence yazın burayı, çok güzel. Genç nüfus fazla, memur çok fazla. O yüzden güzel, okullarımız da çok güzel. Öğrencilerimiz çok kaliteli. Yani biz seviyoruz. Hocam o zaman biz senin sahil turunu bölmeyelim. Aynen, hoşça kalın. Kendine iyi bak. İyi oldu, denk geldik. Görüşürüz. Görüşürüz. Burada bu Toki mevzusu nedir? Bunu bir açıklasana. Şimdi burada Aşağı Toki ve Yukarı Toki olmak üzere iki Toki var. Aşağı Toki Yukarı Toki'ye göre kira yönünden diyeyim değerli. Bu da son zamanda özellikle sahilin yapılmasıyla oldu. Şu şekilde 500 lirayla 900 lira arasında fiyatlar değişiyor. Hani ortalama fiyat 700 lira diyebiliriz değil mi Ahmet burada? Evet, evet. Yani 700 lira civarında burada rahatlıkla arkadaşlar şu anda ev bulabilirsiniz. Kuzey Cephe ile Güney Cephe arasında da 100 lira 200 lira arasında bir fiyat oynuyor. Yani Yukarı Toki'den farkı şu aslında biraz da. Görüyorsunuz arkamızdaki evler sahil şeridinde olduğu için Aşağı Toki biraz daha değerli. Özel aracınızla Yukarı Toki ile Aşağı Toki arası 5 dakika. Şu an Aşağı Toki'nin girişindeyiz arkadaşlar. Aşağı Toki kavşağının hemen sağ tarafında Erciş Mehmet Murat İşler Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, yani Endüstri Meslek Lisesi var. Hemen arka tarafında ise Sevim Kürüm Anadolu Lisesi var. Burada sol tarafımızda Erciş Stadyumu var. Gençlik Spor Müdürlüğü. Hemen yanında Gençlik Merkezi var. Gençlik Merkezi'nin karşısında Erciş İlçe Emniyet Müdürlüğü. Ve müdürlüğün karşısında da 100. Yıl Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu. Hemen tabii önünde bankamatikler de var. Bankamatikler gerçekten bize kolaylık sağladı. Tabii. Hem de sayısını arttırdılar şimdi. Önceden sadece ziraat vardı. Şimdi garantiye kadar, PTT'ye kadar hepsi var. Evet, sağ tarafımızda Ahmet bak yine Tokimar var. Burası arkadaşlar çok fonksiyonlu bir yer bu arada. Bakın Tokimar AVM var. Yani market var ki pek çok ihtiyacımızı bu marketten karşılayabiliyoruz. Onun dışında küçük küçük, bakın burada arkadaşlar pek çok dükkan var. Yani kafe var, işte tavukçu var, fırın var. Yani kuru temizleme var. Sol tarafımızda semt pazarı var. Burası da pazar günleri faaliyet gösteriyor. İlk olarak hemen yine buradaki okullardan da bahsedelim. Reşitçelik İlkokulu'nun önünden geçiyoruz. Reşitçelik İlkokulu Aşağı Toki'nin tam merkez noktasında. Yan tarafında Erciş Adliyesi var. Okulun karşısında da yine evler. Erciş'te o tokilerin rengi değişiyor abi. Bunun sebebi ne ya? Maviler var, kırmızılar var. Ya bunlar şundan dolayı. Bu tokiler 2008 yapımı tokiler. Yani depremden önce yapılmış tokiler. Bir de depremle birlikte 2012'de yapılan deprem tokileri dediğimiz tokiler var. Birazdan onlara da gideceğiz. Bu mavi tokilerin oturma metrekaresi biraz daha geniş. Bunlar 135 metrekare. Deprem tokileri ise 99 metrekare. Bunlar da 3+1, onlar da 3+1. Burada tokiler değişiyor işte. 3+1, 2+1. 2+1 olup asansörlü olanlar var. Hatta 1+1 olanlar arkadaşlar, var. Arkadaşlar sağ tarafımızda Aşağı Toki Sağlık Ocağı var. Ve hemen bakın Mavi Göl Sitesi diyor arkadaşlar burada. Bunlar Toki değil. Bunlar özel yapım binalar. Ve burada bizim bir saatimiz var. Aynı zamanda bakın karşımızda arkadaşlar Neman Suit Otel var. Yıldızlı otelimiz. Ve hemen Neman Suit Otel'in altında da A101 var. Binaların arasında bu şekilde çocuk oyun parkları doluyor. Ama tabii çoğu hor kullanıldığı için şimdiden hep kırılmış bir vaziyette. Burada kolay kolay adres şaşırma durumunuz olmuyor. Çünkü burası zaten tek cadde olarak
dümdüz devam ediyor. Ve bakın sağ tarafımızda 1+1 binalar var. Sol tarafı çekelim Ahmet. Bu sol tarafımızdaki binalar arkadaşlar 2+1 asansörlü olarak geçiyor. Yani asansörlü olarak belirtiyoruz. Çünkü deprem tokilerinde asansör yok arkadaşlar diğer binalarda. Zaten bunların katı da fazla. 4 kattan daha fazla. Ramazan Keserci İmam Hatip Ortaokulu burası. Tokinin tam ortasında, yeri çok güzel. Aynen öyle. Göründüğü gibi dolmuşlar sürekli. Evet. Aşağı Tokyo'da, yukarı Tokyo'da sürekli dolmuş var arkadaşlar. Tüm merkezi açılıyor sol tarafa. Daha açılış yapılmadı. Güzel oldu ama. Atakan Çelik Kültür Merkezi. Aynen, yeri çok güzel. Hem okulların tam karşısında konum olarak, hem aşağı Tokyo'da gerçekten böyle bir şey çok güzel olacak burada yani. Burada iki tane okul var şimdi arka arkaya. Hatta aslında üç okul, iki okul aynı binada. Evet, evet. Bu ilk görünen Atatürk Anadolu Lisesi. Ve Atatürk Ortaokulu. İkisi. Nasıl sabahçı öğrenci şeklinde sandım. Yok, aynı anda giriyorlar değil mi? Aynı anda. Yok, aynı anda giriyorlar. Buraya. Aynı anda lise ve ortaokul yani şeklinde. Yani büyük bir ihtimal Atatürk Ortaokulu'nun ilerleyen zamanlarda buradan kaldırılacağı söyleniyor. Burada da Şehit Abdülkadir Bahçe Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi var. Evet, aynı zamanda aslında burası Kız Meslek Lisesi. Şimdi aşağı Toki'nin sonuna doğru ilerliyoruz. Sonu dedik ama yani burada bitmiyor tabii ki. İleride yine yapılar var, özel mülkler var. Orada ufak bir lunapark var. Zaten sahil şeridi başlıyor. İleride de görünen yapılar öğretmen evi ve öğretmen lojmanı. Şimdi öğretmen evine doğru gidiyoruz. Öğretmen evi Erciş'te, hemen yine aşağı Toki'de sahilin karşısında arkadaşlar. Gerçekten muazzam bir konumu var. Mesela burada paintball açıldı. Birkaç ay olmuştu açılalı. Aynı zamanda Luna Park var. Ve şimdi oraya doğru gidiyoruz. Bakın hemen sağ taraflarda kamelyalar var arkadaşlar. Yine burada gelip piknik yapabilirsiniz. Piknik yapan aileleri görüyoruz. Burada aileler işte ağaçların altında gelip pikniğini yapabiliyor. Şu an paintball'a geldik. I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. I'm sorry that I'm so inconvenient, okay. Just let me be me and I'll stay out of your way. I can see the way you look at me, I'm such a disgrace. I never really asked to be brought into this place. You wanna love me? Well then baby I have a taste. All the highs and the lows. Arkadaşlar, öğretmen evi sahile yürüyerek 2-3 dakika mesafede. Karşısında çok güzel bir park var. Hani konum olarak harika. Gelip burada böyle sahil için bile bu buraya gelip kalınır diyorum abi. Konum harika yani, gelip böyle diyelim Patmos'ta öğretmensin. Geldin burada 2 gün deniz tatili bile yaparsın kendi kendine. Arkadaşlar, yukarı Toki ve aşağı Toki videomuzu da bitirdik. Şimdi buradan şehir merkezine gidiyoruz. Orada neler varmış, bizi neler bekliyormuş, bir onlara bakacağız. Hem de Erciş'te AVM var mıymış, yok muymuş onu görelim. Hadi hep birlikte gidelim o zaman.